Bu süreci anlatabilir misiniz? Ligler tatil olana kadar ve liglerde de tatil ettiniz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şöyle ki sizin de belirttiğiniz gibi biz bu sürecin ilk günden itibaren takip ediyoruz. Bu süreçte Spor Bakanımızın Futbol Federasyonu Başkanı, Basketbol, Voleybol Federasyon Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı birlikte yaptığımız toplantıda liglerin önce seyircisiz oynanması vardı, oynanıyordu. Ardından da liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. O süreçten sonra da herkes gibi artık biz de izole olup Sağlık Bakanlığı'nın ve devletin uyguladığı politikayı biz de hayata geçirmek için mücadele ettik. Bu arada bugün geldiğimiz noktada çok şükür ki voleybol camiasından herhangi böyle bir sahada olan bir sıkıntı yaşamadık. Futbol branşının şöyle bir durumu var. UEFA ne zaman olursa olsun oynansın diyor. Son takip ettiğimiz süreçte siz de takip ediyorsunuz. Ama bizim voleybolun öyle bir sıkıntısının olmayacağı, özellikle de bu Nisan'ın 20'sinde falan Net Sevin ve F5'in bize görüşmelerimiz devam ediyor. Bize dönüşü cevabı olacaktır. Bu süreçte bizim birinci ligde Efeler Sultanlar Ligi'nde birinci etapımız bitti. Evet. Sadece playoff süreci kaldı. Bu playoff süreci de şampiyonu ilan ediyor biliyorsunuz. Bu süreçte bizim herhangi bir ligin tamamının müsabakası bitmesinden dolayı şanslıyız bu durumda. İkinci lig düşenler çıkanlar oynandı bitti. Birinci lig yani Efeler Sultanların bir alt ligi. Birinci ligde yarı finale kadar oynandı. Final etabı kaldı. Oradan dört takım final etabı oynayıp ikisi lige çıkacaktı. Bu süreçte de tahmin ediyorum bu Nisan 20'si civarında da böyle bir süreci takip ediyoruz. Bakacağız voleybol camiasının, voleybol kulüplerini, voleybol sporcuları, herkesin mutlu olacağı, memnun olacağı ve en az hasarla buradan atlatacağımız bir yol haritasına üzerinde çalışıyoruz biz. Bizim AB planlarımız var. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah bunu da bir an önce hayata geçireceğiz diyorum. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak hazırlık durumu sıkıntı içindeydi. Ama şimdi sizin de belirttiğiniz gibi direndi Japonya. Tabii onlar da kendine göre haklılar. Büyük bir yatırım yapıldı. 4 yılda olan bir olay bu biliyorsunuz. 4 yılda bir olan bir olimpiyat. Tüm hazırlıklarıyla, her yönüyle bir an önce de oynamasını isterdi tabii ki. Ama hal böyle olunca sadece Türkiye açısından düşünmemek lazım. Avrupa'nın ve dünyanın da durumu burada sıkıntılı. Bugün Avrupa ülkelerine bakıyoruz, işte İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı, Almanya'yı görüyoruz. Dünyaya bakıyoruz, Amerika'yı görüyoruz. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin problemi değildi bu bir tek. Bu anlamda bizim ertelenmesinin bizim için çok büyük kayıp olacağını düşünmüyorum. Fakat şöyle bir sıkıntıyla da yaşamak istemiyoruz açıkçası. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani 2000 bizim BNR Ligi, Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatın hepsi 2021'e erteleniyor. Yani şimdi hep 2021, 2021 ama bu 2021 de 365 gün. Evet. Burada 2021 465 gün değil ki takvimde rahat yer alasın. Dolayısıyla da burada Sevin ve FIVB'nin bazı organizasyonlarda nasıl bir hamle yapacağını, nasıl bir adım atacağını, bazı turnuvalarda nasıl bir feragat edeceğini çok merak ediyoruz ve bu süreçle ilgili de biz ülkem adına Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bunun yazışmalarını taleplerinde bulunuyoruz. Sürekli de FIB ile ve SEV'le de görüşme halindeyiz. İnşallah demin de belirttiğim gibi bu ay en geç bu ay sonuna programları belli olacak. Dolayısıyla belli olduğunda da biz bu takvimi hem olimpiyat hazırlık takvimini hem liglerin takvimini daha rahat bir şekilde önümüzü görerek yapacağız. Ama her şeyin başında sağlık geliyor. Öncelikle şu toplum sağlığına kavuşsun, huzur ortamını bulalım. Bizim her tür seçenek masada, AB planlarımız masada.
Tabii gönül ister ki devam etmekten yana. Bu devam edip etmeyeceğimizi de tahmin ediyorum en geç bu Nisan sonunda takvim olarak da önümüzü göreceğiz. Yani süreç devam etmesi için her şeyin düzelmesi lazım. Düzelir de devam etme kararı çıkarsa ederiz. Eğer çıkmazsa da bizim için demin de belirttiğim gibi bir sıkıntının söz konusu olmadığını, B planımızın da tekrar hiçbir kulübün, hiç kimsenin mağdur olmadan, hiçbir en ufak bir zarar görmeden önümüzdeki yılın planlamasını da AB planlarıyla yaparız. Bizim için öyle bir sıkıntı yok.